Yaparlarsa en iyisini yapıyorlar bu adamlar. İçelim. Yaklaşma kameraya. En son ki bursunla Alan Wake 2'yi aldım yani. Daha ne alayım? Ben şu an şey... Bir sanki biz açıklıyoruz gibi. Yani yılın ödüllerini biz açıklıyoruz şu an. Bir kutu açılım videosunda bu kadar gerildim. Bir de şeyde bu kadar gerildim. Burada bu kadar gerildim. Evet, hoş geldin aga. Hoş bulduk aga. Oyunların kralı var bugün yanımda. Farklı bir konseptle birlikteyiz. Yılın oyunlarını konuşacağız. Normalde biliyorsunuz ben metin yazarım, editlerim, öyle atarım. İlk defa böyle Discord'da webcam'li garip bir videoyla karşınızdayız. Olağan dışına çıkıyoruz olağan yani. Olağan dışı. Hocam. Arda Güler kanalının olağan dışı bir şeyi. Bu arada benim soyadımın İşte Güler bu. Olduğunu biliyorlar mı acaba? Bunu bilmiyoruz. Yazmadık hiç. Evet, şeyde yazıyor Şey, ya. Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in kuzeni olduğun. Evet, Bu yılın hocam. oyunlarında Şimdi ben... geçiyor muyuz? Geçiyoruz ama ön bir konuşma yapmak istiyorum. Ben o hani Game Awards'un biliyorsun yöneticisi. Türkiye'nin Acun'u. Geoff Keighley. Piç'in önde giden onu bir söyleyeyim. Hani net bir... Saat 3'ten 7'ye kadar izle. Net olacak. Sen izledin, ben artık izlememeyi öğrendim. Sabah kalkıp da izliyorum. Hızlandırıp. O iyi bir taktik. Size de öneririm Çok yani. çok kötü. Ben izlemeyin. Ya o kadar fazla reklam var ki. Fazla. Hani bokunu çıkartıyor artık. Bu oyun sektörü karşılıklı bir şey. Bir şey almadan veremezsin. Ben dandik dandik iki tane sinematik fragman göstereceğim diye bu insanlar bu kadar gecenin 3'ünden 7'sine kadar saçma sapan reklam izlemek zorunda değil. Anladım, para kazanmak istiyorsun ama yeter artık. Biraz insaflı ol. Şeyi gördün mü? Nedir? Yılın oyununu Baldur's Gate 3 kazanıyor. Adamın konuşmasını kesiyorlar. Salonda mikrofon susturuluyor falan. Adam sonra Konuşmamda Twitter'dan vardı. tweet atıyor. Twitter'dan tweet atıyor işte konuşmamın tamamı. O ayıp Kötü olmuş bir yani, yazık. durum. Baldur's Gate 3 Yeri demişken geldiğinde konuşuruz. yeri geldiğinde konuşalım. Yeri geldiğinde konuşacağız. Baldur's Gate 3 demişken o zaman yılın oyunuyla bir giriş yapalım videoya. Ben normalde sona saklamayı Evet, düşünüyordum. Game of Sayıyor. Yani en zor yılın oyunu ödülü bence bu seneydi. Çünkü çok fazla iyi oyun çıktı. Mesela Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Legend of Zelda, Super Mario Bros. Wonder. Bunların hepsi Ben şimdi masterpiece oyunlar. Spider-Man'e bir gitmezim değil. Spider-Man'e Yani benim elim gitmedi. Çok sevdim Spider-Man 2'yi. YouTube'dan izledim benim de bütün gitmedi. O ne benim de gitmedi yani. videoyu. Şu an PlayStation 5 sahibi Ben olmadığımız için. kimsin de ya. Ha, bir ufak bir deneyim etme imkanımız oldu ama Spider-Man 2'yi neden elim gitmedi? Çünkü ne kadar... Bu arada çok sağlam oyun Spider-Man 2. Çok fazla. İlkinden de çok kat ve kat Ha, daha iyi bir oyun. Oyunların kralı olarak yorumunu yap hemen. Spider-Man 2 sağlam ama ilkinin yarattığı etkiyi yaratmadı bende. Özellikle hikayesi. tabii. Mesela Doğru. ilkinde bence Baldur's Gate 3 çok genelde ya. Peter-Spider-Man ilişkisi, o Peter'ın daha... Yani Peter karakteri var, Spider-Man karakteri var. Aslında onlar farklı karakterler. Aynı kişide birleşmiş iki karakter. Bir kahraman ve gündelik yaşama sahip olan Peter. Bence bunun ayrımı ilk oyunda Doğru. daha sağlam işlenmişti. İkinci oyunun hikayesinde bence görece eksiklikler var ya. Yani ayrı bir videoda konuşuruz onu tabii de. O yüzden Spider-Man 2'ye pek elim gitmedi. Her ne kadar çok beğenmiş olsam da. Bu senenin en iyi oyunlarından bir tanesi. Tabii Legend of olabilir. Hak Zelda. yenmez bir o. Legend of Zelda zaten Nintendo yıllardan beri her yaptığı işle ortaya koyuyor farkını. Özellikle Mario konusunda. Yani 40 yıldır aynı tesisatçının oyununu yapa yapa hal oldular ama her seferinde daha iyi nasıl yapabilirim mantalitesini çok iyi uyguluyor adamlar yani. Çok Abi farklı ben bir şey projeler çıkıyor. diyeceğim de. Hı, buyur. Bu kadar Zelda oyun yaptılar. Sıkılmadınız mı be? Çok iyi. O kadar geniş imkanlar sunuyor ki Nintendo'nun yaratıcılık puanı anlamında. almaya kalkarsın. Bak Nintendo oyun sektörünü harbiden ders niteliğinde projeler yapıyor. Oyun öyle değil böyle yapılır diyor resmen. Çünkü oyuncuya kendi macerasını yaratabilme imkanını en iyi veren firma Nintendo. Onun haricinde Doğru. Alan Wake 2. Ben bunun almasını isterdim. Baldur's Gate 3 olmasa. Ki bence Baldur's Gate 3 kesinlikle hak ediyor ama Alan Wake 2 bence sürpriz yumurtadan çıkar gibi baya bir şaşırttı beni. Sen ne Ya düşünüyorsun Alan Wake onların konusunda? ikisinin arasında bence çok bir fark yoktur. Hani böyle çok az boy farkı vardır. Çünkü ikisi de bu Aynen. yıla damga yerine Aynen. vuran bir Ya oyunlar Baldur's ikisi. Gate 3'e Yani vermeseydi Game Awards'ta kavga çıkardı zaten büyük ihtimalle. Çünkü öyle olacak. Adam gerçekten zırhla geldi son bir anda saldıracaktı yani. Ben terlemiştir lan. öyle. Zırhla yarım 4 saat oturup reklam izledi herif böyle. Böyle oturdu da. Ben Alan Wake 2'yi oynamak için geç kaldım. Yeni sistem işte, yeni serüven vesaire, biraz geç kaldım. Şu anda hatta yarısına falan geldim Alan Wake 2'nin. Muazzam fikir.
Muazzam sanat tasarımı bilmem ne. Ayrıca zaten yılın oyunları ödülü haricinde en önemli ödülleri de Alan Wake 2 toplamış. Hani yılın oyununu Baldur's Gate 3 ile kapatmışlar. İşte en iyi sanat yönetmenliği Alan Wake'te. En iyi Ondan sanat sonra yönetmenliğini aldı. narratif, hikaye anlatımı En iyi Alan Wake'te. oyun yönetmenliğini de aldı. En iyi oyun yönetmenliğini de Sam Lake sayesinde. Sam Lake'i ben açıkçası çok severim. Yani 13 yıldan bu yana geliştirdiği o Remedy Universe denen evren çok manyak yerlere gidiyor. Çok sağlam bir evren yaratmışlar yani. Ki devam da edecek söylenenlere göre. Gelelim Baldur's Gate Evet 3'e. hocam. Baldur's Gate 3. Sen oynamadın. En iyi performans. Ben Baldur's oynamadım. Gate oynamadın çünkü sıra tabanlı izometrik oyunlarla pek arası yoktur. Benim de yoktu bu arada. Ki bu tercihten dönmemi Ama sağlayan oyun Baldur's izledim. Gate 3'tür yani. İzledim. Ben bayağı anlattım sana oyunu Ya oyuna zaten. hakim. Her gün övdüğüm için kendisini Aynen. oyunu. Ha. En iyi performans. Nail Newborn. Gate 3'ü daha konuşalım. Bu kadar kenara atma yani. Anladım. Bu İzometrik adama ne sevmiyorsun. zaman geleceğiz? Evet, Bu sen adam şimdi bırak. Ha, Neil çıka Newbon. bağlı. Sen Baldur's Gate 3'ün Değil. direktörünüz. Ben o adamı takdir ediyorum. Açıkçası. Bak, O cidden adam takdir ediyorum. Çünkü çok kral bir adam. Baldur's Gate 3'e baktığın zaman bir sürü farklı hikaye aşaması, milyonlarca olasılık, bir sürü farklı diyalog seçeneği. Bunların hepsini ayrı ayrı, o ayrı ayrı duyguları hepsini profesyonel bir şekilde işlemek bence daha zor. Mesela İdris Elba. Adam aktör. Cyberpunk'ta. Adamın zaten işi aktör. Bırak hani Baldur's Gate 3'teki Neil Newbon gariban alsın yani. Diğer Bu adamların garibana verelim. şaka bir yana diğer adamların tek bir yöne gitmesi gerekiyor ama Neil Newbon'un işi çok daha zordu. Dediğim gibi çok farklı diyalog var oyunda ve oyunculara hepsinde aynı duyguyu geçirmek zor bir iş. Bunu başarmışlar. Güzel, güzel bir yani adam hakkını verdi, hakkını da verdiler. Verdiler. Ben dediğim gibi Baldur's Gate 3'ün ödüllerine sevindim yani bu sene. Hak eden aldı en azından. Ama o konuşmada yapılan Hak saygısızlığı da edene. yazdık bir kenarı. O mikrofonun sesinin kısılması vesaire. Gerçekten Hideo Kojima'ya orada 30 15 dakika saniye veriyorsun. bu. 30 saniye. 30 saniye mikrofonu falan kapatıyorlar sahnede. Yayında gözükmüyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama Twitter'da görüntüler sızdı salon içinden. Yani büyük bir saygısızlıktır bu. O Bizim yüzden de içeriden birkaç tane tanıdığımız var. Söylemeyelim burada şimdi de. söylemeyelim tabii ki de söylemeyelim. Mesela Geoff'la Hideo Kojima'nın Aynen arası ne onun. kadar, neden bu kadar iyi? Hideo Kojima'ya 15 dakika süre ayırıp anladım. Hani Geoff'un kankası çok iyi anlaşıyorlar vesaire ama hani 15-20 dakika çıkıp her sene boş yapmasına artık gerek yok. O süreden biraz ayırıp Baldur's Gate 3'ün yapımcısına Ben adamı dinlemedim. Oyununa baktım. Korku temalı böyle değişik bir oyunu çıkacak. Kojima'nın zaten yani genel olarak bir Ne film tutkusu anlatıyor? da olduğu için hani oturup salacaksın Kojima'yı böyle yatsın kalksın sabah akşam film çeksin. Hani çok severim Ara kendisini ama biraz sahne. cıvıtmaya Adamın başladığı farklı noktalar fikri var ya. var sahne. Yok, Kojima'nın olayı odur ya. Hani bir fragman verir, 3 sene hakkında teori üretilir. Ağzında işte karakterin dişindeki harflerden Japonca yazı çevrilir. Bu anlama bu anlama geliyor denir falan. Gerçekten çok saçma yerlere gidiyor yani Kojima'nın projeleri. Ama hani bu Değişik bir adam kariyer. şey dediyse, ben sizi korkudan altınıza sıçırtacağım dediyse sıçırtır. Hani Silent Hill'in demosu bile ne kadar çok konuşuldu. İptal edilen Konami ile birlikte projesi vardı ya. Yapabiliyorsa yapsın. Yapar ama biraz Yapar. mallandırmaya seviyor Kojima işini. Neyse geçelim diğer Ya. ödüle. Baldur's Gate 3 performans ve yılın oyununu tokatladı. Aldı onları. Evet. Best en iyi online oyunun ödülünü aldım. Ona şaşırdım. Baldur's Gate 3. Ona şaşırdım ama bakış açımız da Ama ben yanlış de olabilir. şaşırdım. Çünkü şey ya, Baldur's Gate 3 bizim bakış açımızda bir yanlışlık var. Ben şey diye düşündüm ilk başta. Hani bu oyunu var eden ana unsur multiplayer değil. Ama insanlar demek ki biraz da hangi kategori olursa olsun oradaki en iyi oyuna oy verdiği için Baldur's Gate 3 çıkmış buradan da. Benlik bir sıkıntı yok yani. Co-op, Moop'ta akar sonuçta Baldur's Gate 3'te. İyidir. Ama yanlış Mesela hatırlamıyorsam o listede diğer adaylar ne? Street Street Fighter 6 var.
Bana geçmedi ya Street Fighter Aynen. 6'nın o açık dünya yapısı pek fazla. Online dedim mi? Hani Baldur's Gate 3 mü gelir aklına? Çok değişik bir kafayla yani orada bir koopa gitmişler. Aynen. Multi denince aklıma Baldur's Gate 3 gelmez. Diablo 4 var zaten Aynen ama aday olarak. Super Mario var vesaire. Aslında pek de multi olarak sağlam bir aday yok hani baktığın zaman. yani Direkt multi odaklı bir olay yok. Baldur's Gate 3'ü kapatalım. tamamıyla aradan çıkartalım diyorsan RPG En kısmında iyi konuşalım. topluluk desin. Best RPG. En iyi roleplay oyunu. Best RPG. Bir de Aynen. en iyi topluluk desteğini mi aldı? Community Support. Aynen. Ya Baldur's Gate 3'ün başta da Evet. dediğim gibi kitlesi, oyuncu kitlesi gerçekten bir dost ilişkisine döndüğü için hani erken erişim sürecinde de mesela çok fazla transparan bir geliştirme süreci yaşadılar. Hani oyuncularla geri dönüt, alışveriş, işte eksik noktalarda yorumlar vesaire. O yüzden community support'u alması Baldur's Gate 3'ün çok normal. Oyuncuları biz Yani bulayız bir oyuncuları de. arkasına almak bir firmanın yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi. Gördüğün gibi bütün ödülleri de beraberinde getiriyor. Best RPG'yi de aynı şekilde 30 Baldur's Gate saniye. 3 aldı. Roleplay 30 oyunu. saniye ama konuşturuyorlar. Maalesef o Birisi açıklama. pek iyi bir olay olmadı. RPG demiştim. Diğer adayları bir söyleyeyim ben. Starfield var. Starfield bu senin tamamıyla hayal kırıklığı. Güzel. Severek oynasam da dediğim gibi 2011'de Skyrim'in yaptığı şeyi 2023'te yapmaya çalışıp o eskiliği artık bayan bir oyun Starfield bence. Kanalda inceleme videosu yok ama yakın zamanda bir video yapabilirim. Yani modcuların kendisi Oynanır bile mı? oynanır ama zayıf kaldığını söyleyebilirim 2023 senesi için. Dediğim gibi çünkü Skyrim'in 10 sene önce yapmaya çalıştığı şeyi günümüzde yapmaya çalışıyor üstüne hiçbir şey eklemeyerek. Belli başlı şeylerde de yenilik gerekiyor. Hala da her girdiğin kapıda 15 saniye loading ekranı beklemek insanlara artık dokunur bu devirde. Sen ne diyorsun? Uçtu. 2024'e girdik. Bu video Aynen. attı. Ne zaman Starfield atacaksın? gerçekten eski kalmış bir oyun benim gözümde. Biraz da mesela şu an GTA 6'nın çıkışıyla beraber GTA 6'nın getireceği yeni bir nesil doğacak. Göreceğiz yani. GTA 6 bence yeni bir GTA nesli 5 başlatacak mi? artık. Yani yeni nesil oyun şeyi GTA 6 ile birlikte daha sağlam oturur diye düşünüyorum. O farklı bir konu aslında da. Aynen öyle. Bu kategoride mesela Lies of P benim çok hoşuma giden bir Souls-like bir oyun. Hani oynayabileceğiniz gerçekten en iyi Souls, From Software oyunu olmayan ama güzel bir Souls oyunu. Ben nasıl bir cümle kurdum daha demin? Yani Souls Ortaya alternatif karışık. olarak aynen Souls alternatif olarak oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bir tanesi Lies of P. Kesinlikle bir bakın. Ben de daha tam bitirmedim. Game Pass'ten birkaç saat bakma şansım oldu ama sağlam olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bir From Software kalitesi aramamak kaydıyla. Final Fantasy 16 çıktı. Çıktığı gibi pek de sükse getiremedi. Dediğim gibi çünkü bu sene çok iyi oyun çıktı. Eksiklikleri var Final Fantasy 16'nın açıkçası. Çok sağlam bir oyun Var. olmamış ama benim asıl beklediğim şey seneye Final Fantasy 7 Rebirth kategorisi gelince konuşacağız. Eski oyunu remake yapıp 3 parta böldüler ya. Özellikle bu partı bayağı açık dünya falan sunacak. Hani nasıl yapacaklar onu merak ediyorum ben. Sea Ama of Stars. Final Fantasy 16'ya sen biraz salladın ama en iyi müzik ödülünü aldı. O konuda bir şey söyleyemem. En iyi müzik ödülünü alması gayet doğal. Çünkü boss savaşlarında çalan o epik temaları görseydin sen ne alsın derdin yani. Sen hani savaşa gidersin burada. Böyle epik müzikleri var Final Fantasy 16'nın. Redemption Sen 2018'de kaldın. Epic Ben Games. 2018'deyim abi. Epic Games'in dağıttığı oyunlara bir bakalım ya. Mesela FF16'nın şöyle bir olayını söyleyeyim. Oynanış anlamında Final Fantasy'ye göre bence çok zayıf kaldı. Özellikle RPG unsurları yok denecek kadar az. Dediğim gibi Final Fantasy serisi içerisinde bence biraz sırıtıyor. Sea of Stars da aynı şekilde bu senenin en iyi bence bağımsız RPG'lerinden bir tanesi sıra tabanlı olarak. Ki ödül de aldı yani. Geleceğiz ona. Güleceğiz abi. Evet, kısacası Baldur's Gate 3 en iyi RPG ödülünü kapattı. Helal olsun, aşk olsun diyerek geçiyoruz. Evet, diğer Baldur's Gate. En iyi aile oyunu. Super Mario Nintendo abi klasik. Bros. Nintendo. Şaşırdık mı? En iyi aile oyunu denince Şaşırdık. zaten direkt firma En iyi olarak. aile. Yani firmanın ilk konsollarını vesaire baktığın zaman da reklam tarzı Nintendo'nun hep aile, çocuk oyunu vesaire bu şekilde
yürümüş gitmiş bir firma. Yine kapatmış burayı da. Nintendo iyidir, güzeldir. Ödül alsınlar yani. Erişilebilirlik, inovasyon. Forza Motorsport. Yani yarış ve spor oyunu kategorisinde Forza Motorsport kapatıyor. Valla benim hiçbiriyle alakam çok fazla yok. Sadece biliyorsun senle gidip FIFA atmak gibi bir rutinlerimiz oluyor bazen. FC 24 bizi belli bir seviyeye kadar tatmin edebilen ama çok da fazlasını aramadığımız bir oyun FC 24. Ben şahsen ona verdim oyumu. Ama Forza Motorsport da tabii ki de burada hak ediyor yani. Forza serisi yıllardan beri gelen sağlam serilerden bir tanesidir. Forza Horizon da aynı Onu şekilde. Hani yapıyorlar. izlerken iki tane ablamız çıktı. Şuna not almışım. Çok değişik bir şey söylediler. Bunu görme engelli bir arkadaşımız bile oynayabilirmiş bu oyunu. Çoğu oyunda zaten o desteği getirmeye başladılar ki bunda da olsun yani. Evet, Evet. aynen. Biraz ilginç geldi. Hani araba ne kadar değişik. Last of Us Part 2'de bile görme engelliler için bir mod vardı yani, tabii ki de onları da düşünmek gerekiyor. En iyi e-spor. Bunları Vallahi bu konuda benim hiçbir alakam yok. Ben online oyunu da sevmem. Arkadaşlar da biliyor. Kanalda da sürekli dile getiririm. Burada biraz daha sen öne çıkıyor isin. burada ben birine selam söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Furkan Demir. Yılların Beni rolcüsü. yıllardan beri LoL'e çekmeye çalışıp bu olayı başaramamış bir insandır kendisi. LoL bırakılmaz. Sadece unutulur. Ama en iyi e-sporcu ödülünde Faker alıyor. Zaten bu senenin şampiyonu olmuştu kendisi. En iyi koç Potter. En iyi e-spor eventi 2023 League of Legends World Championship oldu. Çok büyük bir. Zaten Riot'un organizasyonlarında ufak tefek biliyorsundur Arda'cığım. Hiç takip etmiyorum inan ki. Ya yaparlarsa en iyisini yapıyorlar bu adamlar. Bu adamlar Valla Riot gerçekten event Riot'un içinde yarattığı iyiler. evrenlerden en son deneyim ettiğim eğlence ürünü diyeyim. Oyun deneyim etmedim çünkü. Arcane oldu. Arcane'i de beğenmiştim. LoL oynamamama rağmen gayet beni cezbeden bir seri olmuştu Netflix'te. Arcane öneririm izlemeyen varsa. Yarattığı Onun evrenleri ikincisi aslında gelmedi. ilgi çekici oluyor. LoL'lar İyi oluyor yani. Riot'un yarattığı evren. Evrenler çok büyük. Aynen. Sonra hocam en iyi neye geldik? En iyi aksiyon oyunu. En iyi aksiyon oyunu. Evet, en iyi macera aksiyon. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Yapıştırmış geçmiş çünkü Nintendo oyunlarda ödülleri hak ediyor yani doğal olarak. Bir kategoride en azından bunu da Nintendo vermiş olalım diyorsun. demişler yani. Hani burayı kapatmış almış. Ben şahsen tebrik ediyorum Zelda'yı. Bence bu kadar iyi oyun çıkan bir sene olmasaydı daha fazla kategoride ödül alabilirdi Legend of Zelda. Çünkü gerçekten son yıllarda gördüğümüz en iyi Bu oyunlardan bir sene tanesi. zordu. Aynen, sadece bu yıl değil. Ama dediğim gibi bu senenin etkisi biraz farklıydı. 2023 biraz farklı bir seneydi. Sonra geleceğim. Bizim bunda ikimizin de çok ilgi alakası yok. En iyi VR oyunu. Aynen, VR teknolojisine ben pek şu an sıcak bakmıyorum. Yeteri kadar gelişmedi çünkü. En son beğendiğim bir proje Half-Life Alyx vardı ki onu da gerçek normal bir oyuna dönüştürsen VR olayını görmezsen aslında hiçbir numarası yok Half-Life Alyx'in. Ama VR teknolojisi biraz daha insanları cezbetti tabii ki de. Ha, güzel bir proje miydi? Evet. VR'ı tanıtmak amacıyla iyi bir projeydi. Ama dediğim gibi daha VR sektörü oyun piyasasına girebilecek kadar gelişmiş değil bence. Bir süre var da onun için. VR çok kolay ulaşılabilen bir teknoloji değil. Özellikle bizim ülkemizde zaten. Genel olarak oyunlara da kolay ulaşmak mümkün değil. Maalesef, maalesef. Öğrenciyiz arkadaşlar. KYK'da kalan garibanlar olarak. En sonki bursumla Alan Wake 2'yi aldım yani. Daha ne yapayım? Evet, bu videoyu da bu arada mağaradan çekiyoruz. Hepinize selam olsun. Evet. Benim ışıklar gidiyor. Aynen, o kamerada bir sorun olduğunu düzeltemedik. Şu an anahtar deliğinden bakıyoruz Erdoğan'a. En iyi mobil oyun. En iyi mobil oyun. Kim kazanmış abi? Honkai Star Rail. Evet, diğer adaylar ne? Mobil oyun sektörü yani haddi hesabı yok. Aşırı büyük bir sektör oldu artık. Abi diğer adayları yazmadım bile. Neden yazmadım diye sorarsan. Evet. Ya, şu oyunu gördükten sonra diğer adaylara verebilecek arkadaşlar bir şeyler söyleyeceğim Ardacığım.
ağır olacak. Söyle Sakinim, kendimi üzerinde ya. sakin tutacağım. Biplerim ben yani, hiç sıkıntı yok. Bu oyuna verir. Yani oyun oynayan arkadaş bu oyuna verir diye ben direkt bunu Valla yazdım. ben Çünkü gerçekten güzel bir oyun. bir şey itiraf edeyim. En iyi mobil oyun adaylarına baktığım zaman Terranil oynamadım. Final Fantasy 7 Ever Crisis. Sadece baktım. Monster Hunter mobil tarafına girmedim. PC tarafında bakmışlığım var. Hello Kitty zaten pek alakam yoktur. Honkai. Yani biliyorsan sen söyle. Videoda göt gibi kalmıyorum. Pek fazla ilgimiz olan bir sektör değil mobil oyun sektörü. İyi projeler Değil var mı? abicim. Var. Ama yani bak, proje var. Baktığımızda da yani güzel oyun olarak Honkai Star Rail Ya mobil sektör güzel yani. daha böyle vizyonu olan bağımsız geliştiriciler için ilk proje amacıyla iyi bir başlangıç oluyor. İlerisi için bütçe kazanmak amacıyla da iyi bir sektör Kolay oluyor. para kazanılabilen bir sektör Tabii, diyorsun aynen. yani. Aynen. Kolay para kazanmak değil de daha kullanıcı oranı yüksek bir sektör olduğu için ve kolay ulaşılabilir oluyor genelde. İki tane reklam çakıp belli bir miktarda diğer proje için bütçe sağlayabiliyorsun kendine yani. Geçiyorum. Geçelim. En iyi ses dizaynı. Hi-Fi Rush ses dizaynı. Oynadın mı Hi-Fi Oynamadım. Burada gerçekleri Hi-Fi Rush'ın oyunu, konuşuyoruz. gerçekleri konuşuyoruz aynen. Ben Ama oynadım. zaten müzik abi, oyun müzik Ya oyna. oyun direkt ritim oyunu olduğu için, müzikle birleştiği için Ritim oyunu çok olduğu da için sürmüyor yani. yani hani açıkçası. İnovatif de bir tarafı var. O yüzden Hi-Fi Rush'a gitmesi alkış yani. Şaşırtmayız. Ki bu arada oyunun Alkış. çıkışı da hatırlıyorsan şeydi. Xbox etkinliğinde şu anda yayınladık. Girip oynayabilirsiniz yani. Bir anlaştılar ya. Aynen, bir Tamam anda dedi. şu Tamam. anda çıkmış bulunmakta, gidin oynayın dediler. Yani öyle bir çıkışı da olmuş. Etki bırakan oyun. Bak Şimdi. geç, ben buradaki hiçbir oyunu bilmiyorum lan. Evet. Cahil Arda. Cahil Erdo. O. Pis cahiller. Ne anlıyorsunuz da konuşuyorsunuz? Neyse biz diğer kategorilerle devam edelim şimdi. En iyi çıkış yapan indie oyunlarına gelelim. En iyi çıkış yapan oyun. Evet, en iyi çıkış yapan oyun. Kukun işte arkadaşlar. Gidin oynayın Allah Allah. Hazırlık İnsanı burada okuyorum ben ya. sinirlendiriyorsunuz. Kakun. Valla. Kaka, baktım oyuna, bok gibi oyun al. Ben O bu kukuk oyun. değil. Bu oyun güzel olan, ben bu oyun. İyi çıkış yapan indie oyunlarında Cocoon almış. Evet. Oradaydık, oradaydık kaldık. Bunun da sebebini sana söyleyeyim. Mesela Dredge de aslında bence Cocoon'dan daha iyi bir oyun. Fakat yılın başında çıktığın zaman ne olursa olsun biraz unutulma safhasına giriyorsun yılın sonlarına doğru. Çünkü ister istemez single player oyunlarda 1-2 ay sonra, 3 ay sonra vesaire yavaş yavaş hype'ın ölmeye başlıyor. İster istemez ne kadar iyi olursan ol. O yüzden Cocoon bence daha yakın bir tarihte çıkışını yaparak jüriyi ve insanları etkilemiş diye düşünüyorum ben. O Ama tabii. zaman şöyle bir soru soracağım. Evet. Oyun yapımcılarına demek istiyorsun ki yani oyunlarınızı Game of the Year'a yakın çıkarırsanız sizin için daha etkili olabilir diye bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bunu mu beyan etmek istiyorsunuz? Hayır. Ne zaman çıkarlarsa Teşekkür çıksınlar. ederim. Sadece Cevabım. bunun etkili olabileceğini düşündüm kendi fikrimce. Bağımsız oyun demişken o zaman şeyden devam edelim. Direkt en iyi bağımsız oyunu söyleyelim. Sea of Stars kazandı. Dediğim gibi bu Sea of senenin Stars, evet. gerçekten de hani bağımsız olarak en iyi yapımlarından bir tanesiydi bence Sea of Stars. Aynı zamanda sıra tabanlı izometrik bir RPG oyunu. Baldur's Gate 3'ten sonra açıkçası ben kolay alıştım bu oyuna da. Öneririm. Game Pass'te de var. Sea of Stars kesinlikle deneyim etmeniz gereken bir oyundur. Diğer adaylara baktığımız zaman zaten yine Dredge burada da karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu kategoriyi Dredge kazanamaz. Sea of Stars varken. Dave the Diver da iyi bir oyundur bu arada. Viewfinder. Bunu deneyim etme imkanım olmadı. Cocoon yine burada karşımıza çıkıyor. Adaylarımız bunlar. Cocoon. Kazananımız Sea of Stars. Yine alkış yapıp diğer kategoriye geçmek istiyorum ben şu an. Şeyi konuşalım. Evet. En iyi devam eden oyun. Best Ongoing Game. Çok tartışmaya sebep olan bir oyun. Ki benim de bazı söyleyecek şeylerim var. Cyberpunk Cyberpunk. 2077. Şimdi ilk önce bir seni dinlemek istiyorum. Sence bu ödülü hak etti mi Cyberpunk? Biraz Şimdi bakış ben açısına bu göre bir... olaya birazcık derinden gireceğim.
Gir bakalım. Benim burada favorim Fortnite'tı. Ve emin ol Fortnite bu Lego olayını daha önceden bu projelerini daha önceden çıkarsaydı bu bir sürü proje yapmış. Bak adamlar Fortnite'ı böyle sessiz sessiz gidiyor diyorduk Sözünü valla bir adamlar. keseceğim. Sözünü valla bir Gitti gitti kes. oyunlar falan. Kes Şöyle falan diyeyim. kes. Fortnite yani pek benimsemediğim bir oyun olduğunu sen de biliyorsun. Arkadaşlar da tahmin edebilir. Pek fazla hani Kratos'u getirdikten sonra özellikle biraz Fortnite'a tilt olmaya başlamıştım ama Lego olayı ve şu anki çıkarılan projelere ben de hani hayran kaldığımı söylemeden edemeyeceğim yani. O yüzden bu kategoride aslında Fortnite kazansaydı da pek de üzülmezdim yani. Fortnite kazansaydı gülmezdim. Yani ben favorim Fortnite. Hani Cyberpunk'ta aslında iki tane farklı fikrim var benim. Yani bakış açısına göre değişiyor nereden baktığına göre. Birinci bakış açısını söyleyeyim. Birinci fikir, insanlar diyor ki haklı olarak da bunu aslında söylüyorlar. İlk çıktığında yapması gerekenleri 3 yıl sonra yapınca hani bu kategoriyi vermek biraz hani saçma diyorlar ki haklılardı. Aslında bu şeylerin ilk çıktığında yapılmış olması gerekiyordu. Çünkü vaat edilen buydu yani. Oyunculara sen bunu vaat ettin ve bunu yapman gerekiyordu çıkışında. 3 sene sonra yaptın. O bir anda işte ödüller vesaire bilmem ne biraz komik bir durum oluyor açıkçası. Dediğim gibi haklılar. Mesela metro sistemi geldi en son 2.1 ile birlikte oyuna. Metro sistemi daha yeni geldi. Oyun çıkalı 3 sene oldu. Yani bizim kullandığımız bir deyime çok uyuyor. Geçti Bolu'nun pazarı. Aynen. Ya No Man's Sky örneğini çok veriyorlar burada aslında. Ona da benziyor biraz. No Man's Sky biliyorsun ilk çıktığında çok dağınık çıkmış bir oyundu. Ama seneler içerisinde öyle bir hale geldi ki şu an yani uçtu gitti. Bazı belki oyunların zamana ihtiyacı vardır ama Cyberpunk öyle bir dil kullanarak öyle bir kendine dedi ki biz çıkıyoruz yani varsa önümüze gelecek buyursun. Cyberpunk çok hatalı bir çıkış Ama yaptı öyle bir yani. Hani çıktılar ki. onu şu an konuşsak yarım saat falan sürebilir. O yüzden kısa keseceğim. İlk çıktığında aslında çok kızamamıştım Cyberpunk'a. Birazcık da oyunu da eğlenerek oynamamın bir etkisi olabilir bu. Ama hani aradan zaman geçtikçe daha objektif yorum yapmaya başladım. Ben Cyberpunk'a ve CD Projekt Red'e aslında kızgınmışım yani. Çünkü şu an ikinci kere oynadığımda daha iyi anladım bunu. Senaryoda da çok sıkıntılar var arkadaşlar yani. Sadece oyunun bug'lı çıkması problem değil. Oyun olarak baktığımızda da Cyberpunk'ta çok büyük hatalar var. Ama şunu söyleyeyim hani iyi de öldür hakkını yeme Phantom Liberty DLC'sini ben çok beğendim. Ajan casusluk hikayesi, o arada bırakılan seçimler vesaire. Ya dedim ya Phantom Liberty'den ben bayağı bir tat aldım açıkçası yani. Güzel hakkını vererek bir DLC yapmışlar. Darktown denilen o şehir, it yaka şehri diye çevirmişler Türkçe'ye. Bence güzel bir hikaye sunuyordu bize. İdris Elba da ayrıca çok iyi oynamış. O dediğim gibi ajan casusluk, o devlet teması. Bence iyi verilmiş Phantom Liberty'de. Keşke asıl oyun da bu kalitede olsaydı kim bilir neler olurdu yani. Belki yılın oyunu Last of Us 2 olmazdı, Cyberpunk olurdu. Ki Last of Us Part 2 benim için ne kadar özel bir oyun olduğunu sen biliyorsun yani Last of Us 2'nin. Last of Us'a rakip böyle hani dişe diş gidebilecek bir Cyberpunk'ın Vallahi Cyberpunk bir ikinci olur o diye düşünüyorum. DLC Ben hani benim için, kendim aynı. için konuşuyorum. Yılın benim için en iyi ikinci oyunu olur diye düşünüyordum. İlk 5'e bile giremedi yani. Hani o derecede bir oyun Cyberpunk. Neyse geçelim diğer kategoriye. En iyi dövüş. En iyi dövüş. Evet. İşin ehli sensin hocam. Sana bırakalım. Abi Street Fighter 6 burada kazanan zaten. Aynen. Ben bir şey demiyorum. Mortal Kombat 1 Bana soracak çıktı olursan ama ben yani Mortal Kombat hikaye sunumunu daha çok beğeniyorum Mortal Kombat'ın şeyi. Dediğim gibi Street Fighter 6'nın o açık dünya yapısı bana pek geçmedi. Bence ben hani Mortal doğru. Kombat'tan yanayım. Özellikle o evren reboot atıldı biliyorsunuz. Sıfırlandı tekrar. Benim daha çok ilgimi çekti Mortal Kombat. Yıllardan beri öyledir yani. Oynadığım zaman Mortal Kombat oynarım. Fighter Ama 6 yani almış. Sence neden aldı Street Fighter 6? Hani hikayeyi yenilik getirdiği için mi bu açık dünya olayı, serbestçe takılma olayı oyunculara iyi mi geldi? Ben deneyim etmediğim için abi sordum. öyle hem de Mortal Kombat'a vermemelerinin sebebi bence hikayeyi artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz bokunu çıkarmış olabilirler. Hani artık Bu konu çıkardılar. aynen. Biraz oyuncuların burada bir sistemini görmüş bulunuyoruz. Street Fighter 6'da zaten hak eden Çok bir da oyundu. oyuncuların sistem olduğunu düşünmüyorum ben yani. Çünkü Game Awards'da %30 etkiliyor biliyorsun. Asıl olay jüri ama. Ama jüri de demiştir yani.
Yapacağınız oyun. Ya senin için Mortal Kombat 1 yapacağınız oyunu seviyesinde kötü bir oyun mu yani? Onu merak ettim. Değil. Değil. Yani hikayesine paramız yok arkadaşlar. Oynayamadığımız için Ya izliyoruz. 1200 liradan çıkış yaptı. Bence Mortal Kombat için Evet. pahalı bir fiyat. Ben vermem yani şahsen. Hikayeyi anlatayım mı burada? Spoiler vermeden anlatabilirsin. Spoiler vermeden anlatayım. Oynadığınız her oyununda bu Mortal Kombat 1 şöyle bir oyun. Yeni karakterler geliyor. Ne yapalım, ne edelim? İşte yeniden kuralım, yeniden bir şeyler yapalım. Ya burada Yine bir sıkıntı sıfırdan alış. He. doğabilir. Her oyunda sıfırdan alış. Aynen sıfırdan alış. Şöyle bir sıkıntı doğurabilir. Şimdi belli karakterlerin belli oturmuş bir portresi var, tamam mı? Yani bu karakterin huyu suyu böyledir dersin. Ya yani her oyunda bunu Bir kalıp değiştirmek biraz kurup. hani işin Ha. suyunu çıkartır. En iyi strateji oyunuyla devam edelim. Burada bizi Pikmin 4 karşılıyor. Arda Bey. Kazanmış olarak. Pikmin 4. Evet, kazanmış Diğer olarak. adaylarımızı tanıyalım bir. Steel Skylines 2. Çok sorunlu bir çıkış yaptı. Acayip fazla bir optimizasyon sorunu var. Hani bu oyunu bu halde çıkarmaları bence saçmalık. Pikmin 4'ü bilmiyorum bu arada. Oynamadım. Benim çok strateji oyunlarıyla aram yoktur. Daha çok Erdoğan'ım var. Steel Çok Skylines. değişik bir oyun. Yani zaten Nintendo oyunu. Steel Skylines hakkında söyleyeceğim bir şeyler var mı? Yapmasalarmış da aynıymış. O kadar kötü diyorsun. Yani birinci oyun bence çok başarılıydı. Abi Yani bayağı bir kitle tarafından sevildi. Ama ikinci oyun... biri yapma be, ikiyi yapma yani. Yaptın da bu ele mi çıkaracaksın? Oyun Yani olmamış adam gibi için çıkar. yapamamışlar zaten. Hani optimizasyon denilen bir şey yok. Direkt optimizasyon kavramı yok oyunda. RTX 4070'li bir ekran kartı alıyorsun. Oyuna giriyorsun, oyun kasıyor. Aynen o. Ben söverdim. Biraz koyar bir insan yani. Ben söverdim. Yani abi insana o kadar ekran kartı alıyorsun. Oyuna bir giriyorsun, kasıyor böyle oyun. Şaka mı ya? Şaka mı? Yapmayalım. YouTube'dayız. Bak bizim ahlakımıza sığan Zıplıyor. hareketler değil bunlar. Şaka mı makam. Cahil Erdoğan. Hemen diğer kategorimize geçiyoruz. En iyi Uyarlama. uyarlama. Oyun uyarlaması. En iyi uyarlama. İlk başta şunu ben söylemek istiyorum. Yani oyun sektörü o kadar büyük bir hal aldı ki. Hani müzik, sinema, film hepsini geçmiş bulunmakta. Eskiden filmlerin oyunu yapılırdı. Şu an oyunların filmleri yapılmaya başlandı. Oradan kıyaslayabilirsiniz. Hani oyun sektörünün büyüklüğünü söylemek adına böyle bir şey diyebilirim. Artı olarak kategoriye gelecek olursak Last of Us benim bu sene sevdiğim dizilerden bir tane, en sevdiğim dizilerden bir tanesiydi. Hani çok tatlı bir dizi olmuş gerçekten. Oyunun aynısını yapmaktansa kendi dokunuşları ki Çernobil dizisinin yapımcısı bu dizinin yapımcıları arasında yer alıyor. Yani çok başarılı bir iş koymuşlar ortaya. Neil Druckmann da aynı şekilde bir bölümü yönetti. Bill'in bölümü, 3. bölüm. Hani yok işte homoseksüel karakterler falan insanlar çok eleştirdi ama bence yani o dünyadaki işleyişi başka karakterler üzerinden de anlatmaları benim çok hoşuma gitti yani. İnsanlar eleştirdi o bölümü. Düşük bir puan da aldı IMDb'den ama ben çok beğendim. Hani sadece Joel ve Ellie olarak değil de o Last of Us evrenindeki diğer yaşamları da göstermek bence güzel bir nokta olmuş Last of Us'ta ki böyle daha çok nokta var dizide. Dediğim gibi kendi dokunuşları benim çok hoşuma gitti dizide. Direkt oyunun aynısını yapmak istememişler. Böyle yapmışlar. Çok da tatlı, çok güzel olmuş. İkinci sezonunu bekliyoruz yani heyecanla. Buradan da Pedro Pascal ve Bella Ramsey'e de tebrik mesajlarımızı iletmek istiyoruz. Onlar bu videoyu izliyor şu anda, biliyoruz. Yani Evet, 260 izliyorlar bu abonemiz olabilir arada. ama bizi izliyorlar 50 yani. Bizim olur. de böyle bir ayrıcalığımız var kardeşim. Neyse hani Ay. özellikle şeyi Bella Ramsey'i Ellie'ye benzemiyor adı altında çok saçma bir eleştiri bence bu. Çok eleştirdiler. Yok Ellie'ye benzemiyor. Yok öyle, yok böyle. Kız çatır çutur oynamış, vallahi helal olsun. Pedro Pascal'ın kalitesi zaten tartışılmaz. Ama ben başından beri Bella'nın gerçekten çok iyi bir Ellie portresi yaratacağına emindim. Haklı da çıktım. Sonuna kadar da arkasındayım. Umarım diğer sezonlarda Ellie'nin o büyük halini kullanmak için Bella'yı değiştirmezler. Ben onun performansından çok memnun kaldım yani. İzlerken acayip zevk aldım Bella'yı. Tabii ki kişisel görecelik bir konu bu. Kimisi sever, kimisi sevmez, kimisi Tabii. der iyi oynamış, kimisi der kötü oynamış ama sonuç yani Ya bu ortada net bir gerçeklik dizinin var yani işte. sadece oyundaki karaktere dış görünüş açısından benzemiyor diye
Bence bu bir eleştiri kıstası olamaz dizinin kalitesi için veya oyuncuların kalitesi için. Çatır çutur oynamış yani dediğim gibi. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Diğer şeylerimize gelelim. Fantasy 7 Rebirth almış. Hades 2 var. Star Wars Outlaws var. Ki Ubisoft'un kurtulucu olabilecek bir oyun. Biliyorsun şu an Ubisoft batışta. Her yaptığı oyun o kadar artık eleştirilmeye ve satış anlamında da kötü gitmeye başladı ki. En son Assassin's Creed Mirage. Yani Assassin's serisi içerisinde gerçekten benim en sıkıcı bulduğum, en basit bulduğum oyunlardan bir tanesi. Hades 2. Hades 2'yi ben Bence bu arada heyecanla bekliyorum. İlk oyunu çok beğenerek oynamıştım. Buyur abi. evet. Aynı onu diyecektim. Burada bence Hades 2'nin alması daha bana göre Hades 2 zaten Final Fantasy'nin şeydi. kitlesi birazcık daha geniş olduğu için ona vermiş olabilirler. Final Fantasy Olabilirmiş olabilir hafife ama alınacak bir Hades 2'yi marka değil çok çünkü. bekliyorum abi. Neyi? Hades 2'yi değil mi? Hades 2 aynen. Ya ilk oyundan farklı olarak ne yapacaklar ben onu merak ediyorum. İlk oyun zaten çok 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 iyiydi. Yani bir sürü farklı combo, hani sanat tasarımı hakkında bir şey Yani demiyorum zaten. Görsel şölen sunuyordu sana. İkinci çok oyunda fazla. bilmiyorum hani Supergiant Games bayağı iyi bir yolda ilerliyor şu an. Final Fantasy 7 Rebirth dediğim gibi zaten videonun geçtiğimiz kısımlarında da söylemiştim. En çok beklenen oyun Git olmayı hak lazım. eden bir oyun. Kitle artı şöyle bir şey var. Dediğim gibi birinci Final Fantasy 7 adlı oyunu 3 parta böldüler. Birinci part daha sınırları olan bir oyundu. Ama bunda o açık dünya işine de girecekler. Hikaye daha genişleyecek, dünya daha genişleyecek. Yani bu yüzden ben de aslında merakla bekliyorum Final Fantasy 7 Rebirth'ü. Dediğim gibi Star Wars Outlaws'u da iyi yapmaları lazım artık Ubisoft'un özellikle. Biraz iyi bir imaj çizmesi gerekiyor. Yoksa böyle giderse Ubisoft'un batışı yakındır. Ki böyle yaparlarsa da batsınlar Peki artık sana anasını satayım. Bu ne? Yani adam akıllı oyunu bir yapın abi. soru soracağım. Hı. Ubisoft'un en iyi Assassin's Creed oyunu Valhalla mıdır? Son dönemde mi? Bu çok öznel bir şey ama. Yani son 3 oyun açısından bakarsak hani Origins, Odyssey, Son 3 Valhalla oyun üçlemesinden yani Odyssey, Origins, öyle bak. Valhalla açısından bakarsan, bu üçleme açısından Valhalla. bakarsan bence Valhalla. Ama bu birazcık daha öznel bir şey. İnsanların genel Odyssey diyebilir. Ben Viking temasına atıfta bulunduğu için o dönemde manyak derecede bir Vikings hayranı olduğum için Vikings dizi bu arada. Yani ona karşı da bir hayranlığım olduğu için Valhalla beni çok cezbetmişti. Kişisel olarak bir bağım var. Ama Ama bence soracak de olursan Odyssey daha iyi bir oyun Valhalla. olabilir Valhalla'dan. Ubisoft dikkat et. Ubisoft'un artık dikkat Onu etmesi buradan gereken uyaralım. süreçlere girdik yani. Tamam herhalde bu kadar. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Evet. Ekleyeceğimiz bir şey yok. Bence bu yıl gayet Dolu dolu güzel diyorsun. oldu. Aynen dolu dolu bir yıl oldu. Ne kadar 2024 dolu biraz daha sıkıcı dolu geçecek bir yalnız yıl onu söyleyeyim. geçirdik. 2023 acayip dolu bir yıldı. 2024 biraz daha kısır bir yıl olacak yani. Kısır bir yıl Ama en olacak. azından 2024'te de Ama GTA 6'dan belli dönemler içerisinde duyurular alacağız yani. Gameplay trailer olacak mesela. tabii ki. GTA 6'dan önemli bilgiler alacağız. Aynen. 2024 yılı şimdiden bütün bu videoyu izleyenler, tüm bu kanala abone olanlar veya rastgele yoldan geçerken bu videoyu rastlayan sen kardeşime sesleniyorum. Evet, iyi ki Bu yıl buradasın. iyi ki buradasın. Bu yıl bitti. İyisiyle, kötüsüyle, zorluklarıyla, başarınla, Daha zor yıllar bizi başarısızlıklarınla. bekliyor bu arada. Hepimiz şimdiden Şimdi hazırlıklar hadi. yepyeni bir beyaz sayfa açma zamanı. Aynen. O beyaz sayfa çiz çizebildiğin kadar önünde kocaman bir yıl. Hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Kendinize iyi Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay.